Evet, 2010 tayfa. Hepinize selamlar, sevgiler. Tonguç Kap'ın 4. sezonunda ve en önemlisi LGS'nin artık son zamanlarında sizlerle beraberiz yine. Hocam merhabalar. Merhabalar. Sevgiler. Selamlar. Nasıl gidiyor hayat? Gayet güzel. LGS'ye az kaldı, heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Vallahi bir heyecan oluyor ya. 8. Bakın diğer sınıfları da çok seviyoruz. Sizi de çok seviyoruz ama LGS heyecanı bir başka. Ben de çok stres yok hocam. Biz bu sürece çok alışkın olduğumuz için, öğrenci arkadaşlarımızın neler yaşadığını çok iyi bildiğimiz için stres yok ama heyecan var. Aynı heyecanı siz de duyarsanız bu son bir ayı çok verimli geçirirsiniz. Dördüncü sezonun isterseniz ikinci haftasında bir kazanan takımı açıklayalım. Açıklayalım. Ondan sonra devam edelim. Dördüncü sezonda ikinci hafta kazananı takım, tebrik ediyoruz. Osman Hocam ve Bilge Baykuşlar oluyor. Bravo hocam. Alkışlıyoruz. 2-0'a getirdiler durumu. 8. sınıfta bir üstünlük var. 71.400 puan hocam. Yani çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Şurada şampiyonanın elde edilmesine çok az bir zaman kaldı. Rakiplerimize başarılar dileyelim. Siz ne dersiniz hocam? Yani ben öğrencilerime dedim ki eğer benim verdiğim taktikler olmuyorsa Bilge Baykuş'u dinleyin dedim. Hani ama yine olmamış. 2-0. Biz sizin öndeliğiniz var yani, bilmiyorum. Hocam Bilge Baykuş'ları dinleyip acaba bizim ekibe mi dahil oldular? Ne oldu, ben anlamadım tam. Yani bir yorumlarda da görmek isterim. Hızlı çıtalar, uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bu sırada? Hızlı çıtalar, kendinize gelin. Yorumlara yazın. Bu arada yorumlarda da bir bakalım aramızda kimler var. Hemen Merve, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sa'da merhabalar demiş. Ozan, Alkan, Zahide, Betül, Efe Sarıgül. Betül demiş. Ben Elva demiş. İsmini de söylemiş olalım. Tebrikler gençler demiş. Yağmur, Miyese Kiraz, İrem Sert. Onun dışında Ecrin Kılınç. Herkes bizimle beraber bu canlı yayında. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar sizlere. Bugünkü konumuz ne Osman Hocam? Bugünkü konumuz, artık LGS'ye az bir süre kaldı. Evet. Mayıs ayındayız ve neler yapmamız gerekiyor? Mayıs ayında neler yapmalıyız? Siz de bu aynı zamanda son taktiklerle alakalı neye ihtiyacınız var? Onu yorumlara yazın. Çağla Hocam'la başlayalım. Mayıs ayında ne yapacağız hocam? Çok az kaldı. Önce Mayıs ayının bir önemini tekrar vurgulamak istiyorum ben. Sınav son bir ay kazanılır arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Bu şunun gibi. Normal bir sınavınız vardır ve son teneffüs çalışırsınız. Sondan bir önceki ders hocaya yalvarırsınız. Bir sonraki ders sınavımız var hocam, çalışalım diye. Ve ekstra çalıştığınız için o sınavınız iyi geçer. Aynı şekilde LGS'ye de son bir ay çok iyi çalıştığınız takdirde emin olun ki istediğiniz nete çok çok yaklaşacaksınız. Belki de onu yapacaksınız. O yüzden Mayıs ayını pes etmeden, sıkılmadan çok iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Siz neler söylersiniz hocam Mayıs ayı için? Arkadaşlar, LGS yolculuğunda hepimizin aynı hızda koştuğunu düşünelim. Bazı evreler vardır. Bu evrelerden bir tanesi böyle inişler çıkışlar olduğu evrelerdir. Hala aynı hızda, aynı tempoda birilerinin koştuğunu düşünelim. Evet, havalar ısınıyor. Bazı arkadaşlarımız yarışa havlu atmaya karar verdiler. Dolayısıyla onların hızı biraz daha azaldı bakın. Aynı tempoda ilerleyenler bile vazgeçmeye çalışanların önüne geçtiler. İşte sizler şimdi son düzlükte biraz tempoyu artırmaya başlarsanız aradaki o fark öyle açılır ki bence kazanan siz olursunuz. Mükemmel konuşmalar geldi. Matematikle ilgili çok fazla soru geldiğini görüyorum. Birazdan sorularınızı cevaplamaya başlayacağız. LGS'ye çalışmak için geç mi demiş Yağmur. Ne kadar çalışmak için geç mi? Sıfırdan başlamak için birazcık geç. Yalan yok şimdi yani, sıfırdan. Benim de sıfırdan LGS bir ayda nasıl kazanılır taktiklerim var. Var mı? Evet, ama onu ücretli arkadaşlar hallediyoruz. O yüzden isteyenler varsa. Kanalınızda mı yoksa hocam? Evet. Onun dışında bakıyorum. Hocam size de sorayım. Son bir ayda mümkün mü? Ben gerçekçi bir insanım. Yani belli şeyleri halletmediyseniz bence çok da istediğimiz seviyeye ulaşamayabiliriz. Ama en azından belki biraz daha iyi bir sonuç alıp belki o vicdan azabını azaltırlar. Evet ya, son bir ayda çabaladım yani ben. En azından elimden geleni yaptım, evet, diyebilir. Hocam o zaman ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. 390'ın 450 olur mu? Son bir ayda 390'ın 450 olur, evet, mu? Evet. Yapalım hocam. Olur, bence de yapalım. Olur. Olur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, 390'ı 450 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi hemen videolarda tekrar yorumlar gelecek. 410-430 olur mu? Olur mu? Evet. Bence 20-30 oynayabilir. Tabii, ama oynayabilir. 60-70 çok zor. Hayır, bence o da olabilir. Öyle düşünmeyelim. Şimdi şöyle düşünün. Her dersten ikişer tane net yükselttiğimiz zaman ortalama 12-13 net yapar. Yani bunu puana vurduğumuz zaman, bir de ana derslerden özellikle bu sayıyı artırabilirsek, tamam. Yani 40'lar, 50'ler, 60'lı puanlar bence mümkün. Oradaki şey çok bence önemli. Mesela 8 neti 12 net yapmak kolay ama 16-20 yapmak çok zor ya. Evet. O önemli aslında, evet, orada. Doğru. Onun dışında hocam, deneme netlerim istediğim gibi değil demiş Ayla. Neden deneme netleri bir öğrencinin istemediği gibidir? Eğer bir öğrencinin dertleri
netlerinden fazlaysa of. O zaman sıkıntı olur. Arkadaşlar ben her yayında böyle özlü sözler söylüyorum ya. Evet. Alkışlar ya, nedir ya? Lütfen bu... Ya şöyle alkış kıyamet, koparım ortalığı ya. Osman hocamın söylediği son sözü yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Dertleriniz mi büyük, netleriniz mi? Of be. Çok iyi. Hocam sizin... Hocam çalışıyor musunuz siz bunları gelmeden? Bence çalışıyor. Ben merak ediyorum ya. Bence çalışıyor. Bugün ya. Şunu söyleyeyim, bugün bunu şöyle, söyleyeyim. Şöyle gelmeden önce Google'a yazıyorum. ChatGPT ya da. Evet, canlı yayında söylenecek özlü sözler. Evet, süper. Dediğiniz gibi geldi. Elif Nur Türk Yılmaz. Hocam 412'den en fazla kaç nete çıkar? Biraz i̇şte önce buyurunuz. Dedik. Bence bir 450'ye çıkar. Neden olmasın? 300'den 420 olur mu? Olmaz. 300'den 399'a yükselmez. Onun dışında 440-480 çabalarsan bence olabilir. Onun dışında 440-480 çok çabalamak gerekiyor. Gerçekten şu bugün diyeceksiniz ki ben kampa giriyorum. Evet. Ben günde 7-8 saat kampa gireceğim. Eksik konularımı halledeceğim. Gerektiği kadar sorumu çözeceğim. Sonra o soruları çözdükten sonra denemelerde yaptığım hataları tekrar alacağım. Hocama soracağım. Gerekiyorsa soru çözüm videosunu izleyeceğim. Tekrar o soruları çözeceğim ve bu netleri yapacağım. Bence yarın, videoyu bitirebiliriz. Bir de yarın 1 Mayıs mesela böyle şeyler için temiz bir sayfa yani. Müthiş. Hani 1 Mayıs başlıyorum. Başlıyorum ayın başı. Erkenden kalk mesela çalış. Ve üzücü bir şey daha söyleyeyim. Başka bir ayın başı daha kalmadı arkadaşlar. Yani 1 Haziran'da derseniz bir gününüz kalıyor. O da çok mümkün değil gibi. Onunla ilgili de arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Bir gün kala LGS'de sıfırdan nasıl kazanılır taktikleri. Hocam yeni sınav var nasıl çalışmalıyım diye. O yorumlar beni çok güldürüyor evet. Arkadaşlarım. Hocam mesela son yayınladığımız video şey. Hocam bu akşam başlasam yarın sabah yapar mıyım diyorlar. Çok hoşuma gidiyor hocam. Matematik. 18 doğru 2 yanlış. Ama fen düştü. Nedendir? Haktan demiş. Çünkü dalgalanma dediğimiz şey normaldir. Biraz önce Engin'in söylediği şeyler vardı. 300'den 400 olur mu? İşte 420'den 450 olur mu? Arkadaşlar bakın. Şimdi puan farkı fazla olsa da başarılı öğrenciler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Bir hafta boyunca iki denemeye giriyorlar. Mesela bir tanesi 470 oluyor. Diğeri 400 olabiliyor mesela. Şimdi bu 470'den 400'e düşmenin birçok sebebi olabilir. Aynı şekilde 400'den 470'e çıkmanın da. Önemli olan bu sebepleri şöyle alıp bir kenara koyup bunların ne olduğunu kaynağına inebilmek. İşte sizden mi kaynaklanıyordu yoksa sizin dışınızda bir şeyden mi kaynaklanıyordu ve bu problemi nasıl çözebiliriz? Bunların hepsine tam olarak dönebildiğimiz zaman en etkili adımı atmış oluruz. Bu yüzden sizlerden ricam buralara özellikle dikkat edelim. Bu arada soru neydi? Soruyu devam edelim hemen şey yapmamak için çaktırma. Hemen devam ediyoruz. Ben de hatırlayamadım hocam çünkü çok yorum okuyorum. Sizden çok fazla yorum geliyor. 500'ün üzerinde arkadaşımız şu an canlı yayında. Zeynep, Eren Gökçe, Saime, Melisa, Yağmur Yıldırım, İsimsiz, Hamit Cang'ı, Abdullah, Yunus Emre Çelik, Zehra, Cimbom, Aslı Özdemir, Bianca, Hanife Kaysaydı, Kaysadı, iPhone diye okudum iPhone. Hocam. iPhone'lu. Popüler kültür. Asime Aktaş, 320'den 350'ye gelir mi? Gelir arkadaşlar. 320'den 350'ye gelir. Yeter ki çalışın. Gerçekçi sonuçlar her zaman elde edilebilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Hiçbir şey yapmadan 10 net arttırmak mümkün. Bugünden itibaren hiçbir şey yapmayabilirler hocam. Evet söylüyorum. Siz arkadaşlarımıza bunu söylediniz ya 30 gün hiçbir şey yapmayabilirler hocam. Şöyle hiçbir şey yapmadan derken ders çalışmadan yani sadece bazı şeyleri yaparak 10 neti arttırabilirsiniz arkadaşlar. Nedir o? Söylüyorum. 1. Gerilim müziği verebiliyorsanız çok güzel olur. Elimizde yok hocam şu an ya da ben... Ağzımızla yapalım. Ağzınızla falan yapabilirsiniz. Kalp atış sesi yapabiliyorum ben. Çok sevinirim. Arkadaşlar 1. Gece geç uyursanız, ertesi gün yorgun uyanırsınız, okula gittiğiniz zaman ders dinleyemezsiniz, sebebini uykusuz kaldığınızı anlayamazsınız. 1. İyi uyuyacağız. En geç 11 dediğimiz zaman uyumuş olmamız lazım. Gözlerimizi kapatacağız. 2. Ne bağırıyorsunuz hocam? Arkadaşlar mutlaka yapmanız gereken bir şey var. Sağlıklı besleneceksiniz. Abur, cubur, cips, çikolata, börek, poğaça gibi şeyleri yoğun olarak tüketmeyeceksiniz. Oo yenir. Bedeninize istediğini vermezseniz o da size istediğinizi vermez. 3. İyi su tüketeceksiniz. Su tüketmeyi hangi unutan arkadaşlar hocam? Var. Yani musluk suyu iyi midir? Musluk suyu haricinde arkadaşlar. Yani burada sağlıklı olan suları tükettikten sonra sağlıksız sular da varmış ama gibi. Ama Avrupa'nın var hocam, su içiyor. Bu arada konu başka yere gidiyor arkadaşlar. Ya hocam ne? Hocam özür dileriz böldük ya. Evet. Arkadaşlar suyu hallediyoruz. 3. Egzersiz. İlla gidip ağırlık kaldırmanıza gerek yok. Doğa yürüyüşleri bile bazen çok iyi olabilir. Bakın çok basit geliyor. Hocam bunlarla bunun ne alakası varmış gibi görünüyor. Ama şunu söylüyorum. Bunu net bir şekilde yapan arkadaşlar Mayıs ayında rahatlayacaklar. Enerjik hissedecekler. Normal girdiği denemelere çok daha enerjik, çok daha pozitif girecekler. Artı 10 net yazar söyleyeyim. Peki hocam son bir ay çalışsam vücudum sizin gibi olur mu?
Yani o konuda daha fazla çalışmaya ihtiyacınız var. Peki hocam. Bakıyorum diğer sorulara. 420'den 450 olur mu Mert? Olur Mert. Özge Işık sayısal demiş. Ne demek istediğini tam anlamadım. Hüseyin Kal 345, 420. Birazcık fazla var ama. Arkadaşlar siz çabalayın. Mesela diyelim ki 345 puanı var değil mi? Çabalasın 420 olmasın. Ama 400 olsun, 390 evet, olsun. Evet, 345'in her türlü daha iyi. Çok daha iyi. Hedefi ne kadar yukarıya koyarsak olan şey de ona benzeyen olacak. Kesinlikle. Peki Mayıs ayından devam edelim hocam. Yorumları çok okuduk. Mayıs ayında başka ne yapmamız lazım Çağla hocam? Bir. Sizden veya sizden gördü hocam hemen bir diye başladı. Yaklaşayım gerilim müziği gelsin. Versin. Evet, bir deneme arkadaşlar. Full deneme çözüyorsunuz. Artık böyle çok fazla test kitabı çözmeyelim. Artık yeter, ben de sıkıldım. Öğrencilerimiz de sıkıldı. Full deneme çözüyoruz. Denemedeki hatalara göre belki tekrar ederiz, olabilir. Ama en önemlisi geliyor MEK soruları. Örnek soru olur, çıkmış soru olur. Geçen sene yayınlanan kazanım soruları olabilir. Geçen sene yayınlanmış olabilir ama müfredat aynı. Onları da çözebilirsiniz. Çünkü MEP örnek sorularında ne sorduysa benzerini elbet LGS'de soracaktır. Buradan da yine feyzer alıp not tutabilirsiniz bu testleri çözün. Hocam bunların dışında son olarak Mayıs ayı ile ilgili vereceğiniz bir taktik var mı, öneri var mı? Yani mesela öğrencilerimiz şeyi çok soruyor. Hocam işte matematik çok iyi ama fen çok kötü gidiyor, ne yapacağım? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı çalışma fasikülleri yayınlamıştı geçtiğimiz senelerde. Milli Eğitim Bakanlığı sitesine giderek bunları bulabilirsiniz. Arkadaşlar buralarda mesela bazı illere ait ölçme değerlendirme merkezlerinin hazırladığı sorular var. Bazıları test, bazıları boşluk doldurma. Bunları da böyle çözerseniz hem konuları tekrar öğrenmiş olursunuz hem de soru eksiğiniz kapanmış olur. Mutlaka değerlendirin. Son bir taktik de ben veriyorum arkadaşlar. TDK değişiklikleri vardı biliyorsunuz, bazı kelimelerin yazımıyla alakalı. TDK bir değişiklik yapıyorsa bununla alakalı sınavda soru sorabilir demektir. Kesinlikle onlara göz atın, hatta ezberleyin derim. Teşekkür ediyorum hocam ikinizine ben de. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Az süre kala, LGS'yi kısa bir süre kala, yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.